Televizyonlarda izlerdik. Kör kurşunla birisi vurulmuş. Televizyon bittikten sonra normal hayatımıza devam ederdik. Ama bu insanın başına geldiğinde çok şey değişiyor. Rutin bir hayatımız vardı. Karı koca çalışıyorduk. İki çocuğumuz vardı. Sabah kalkıp işimize gidip, akşam evimize gelip çocuklarımızla beraberdik. Ama her şey 1 Ağustos gecesi evimize gelen bir telefonla değişti. Hayatımız değişti. Maalesef bir magarna kurşunuyla vuruldu ve bize bir anda telefonumuz çaldı. Telefonumuz çaldığında oğlunuz vuruldu deyip telefonu kapattılar. Şok olduk. O an böyle ev ayaklarımın altından kaydı gitti. Vuruldu ama ne oldu? Sonucu bilmiyorsun. Yaralı mı? Allah korusun öldü mü? Emre'nin hastaneye yatırılmasından sonra her gün, her dakika buradaydık, hastanedeydik. Her sabah işe gider gibi evimizden çıkıyoruz, hastaneye geliyoruz. Evimizden çıkarken, her sabah buraya gelirken biraz umut satın alıp geliyoruz. Hiç umudumuzu biz kaybetmedik. Emre ile en çok neyi özledim? Sabah kalktığında, ben evde olduğumda, anne kahvaltı hazır mı? En çok onu sabah uyanıp, anne kahvaltı hazır mı? İşte telefon ediyorum. Telefonumu açtığında, efendim anne demiyordu, ne oldu? Açıp bana, ne oldu, bir şey mi oldu, neden aradın? ...74 gündür hastane bahçesindeyiz, oğlumuz yoğun bakımda. Biz bu hastane bahçesinde banklara oturduğumda taburcu olan hastaları görüyorum. Ailelerin elinden tutmuşlar, kollarına girmişler, ellerinde eşyalarıyla. Ve ben banktan, oğlumun da buradan yürüyerek taburcu olacağını hayal ediyorum. Babasının koluna girmiş, yürüyerek hastane kapısından çıkıyor. Ellerimizde poşetlerimiz. Buradan yürüyerek taburcu olup gitmeyi hayal ediyorum. Yani 1 Ağustos gecesi hayatımız değişti. Nasıl değişti? Hiçbir zaman Cerrahpaşa Hastanesi'nin nerede olduğunu bilmezdim. Yani ne ziyarete gelmiştim ne bir şey. Ama bu insanın başına geldiğinde çok şey değişiyor. 174 gündür hastane kapısında işe gider gibi sabah çıkıp geliyoruz. Akşam dedi yani Emre vuruldu ama biz 4 kişilik aile vurulduk. Emre ile ilgili özlemim, Emre genelde çok yatardı, öğleye kadar yatardı. Eve girdiğimde, akşam gittiğimde yatağına bakıyorum, boş. Sabah kalkıyorum, boş. Yani odasında yatmasını, yani kendi yatağında yatmasını çok özlüyorum. Çünkü şu yoğun bakım Emre'ye göre değil. Emre'ye göre değil. Biz ilk günden beri sabrediyoruz ve dua ediyoruz. Onun haricinde tıbbın yapamadığı şeyler var. Bunun bilincindeyiz. Sabır ve dua. Biz bunun için gerektiği insan, yani herkesten bekliyoruz ve bugüne kadar da Emre bugün ayaktaysa bu duanın sayesinde ve sabrın sayesindedir. Biz bunun bilincindeyiz. Cenab-ı Allah'ın izniyle Emre yaşayacak. Ama Emre'nin diğer hayatında 17 yaşında bir genç çocuğun mücadele edip tekrar normal Emre, normal hayatına dönmesi için fizik ve rehabilitasyon tedavisi gerekiyor. Biz aile olarak bunu araştırdık. Bayağı külfetli çıkıyor. Yani masraflar çok yüksek fizik tedavi görmesi için. Biz her zaman da ilk günden de söyledik. Etrafımda yani insanlar duyup Emre'yi kendi çocuğu benimseyip dua eden insanlar oldu. Emre'yi benimseyip çok telefonlar geldi. Çok sosyal medyadan bize mesajlar geldi. Benim tek ricam, tek isteğim yani insanlar tamam duasını etsinler ama Emre'ye sahip çıkan olursa, Emre güzel bir fizik tedavi, rehabilitasyon kısmından da geçerse inanıyorum Emre geri eski Emre olacak. Benim tek inancım bu. Hadi al nefesini. Kalk ayağa. Bak bugün de sevdiklerinlesin. Hadi be oğlum. Aslan yüreklim. Bu yürek yangın. Bu yürek talan. Bu yürek ayaklanmanı istiyor. Çünkü bu yürek seni çok seviyor.